Autodesk Inventor'un sunduğu Loft.com'u farklı kesitlerin seçimiyle bu kesitler arasında katı modellerin oluşturulmasını sağlayan bir komuttur. Burada birkaç değişik loft oluşturma yöntemine bakacağız. Öncelikle en temel olanından başlayalım. Burada değişik düzlemlerde farklı konumlarda kesitler tanımlanmıştır. Create paneli altından loft komutunu çalıştırıyorum ve buradaki kesitleri sırayla seçiyorum. Dikkat ederseniz Autodesk Inventor bu kesitler arasındaki geçişi otomatik tanımlayarak OK ile modelin oluşturulmasını sağlar. Bir başka loft oluşturma yöntemine daha bakalım. Burada yine kesitlerim dışında da iki tane daha ayrı yer almaktadır. Loft komutunu çalıştırıyoruz ve buradaki kesitleri işaretliyoruz. Rail bölümü kılavuz eğri tanımlama bölümümüzdür. Kılavuz eğri tanımlarken dikkat ederseniz bu kesitler arasında ilerleme tanımlanan kılavuz eğrileri de dikkate alarak gerçekleşir. OK ile katı modeli oluşturalım. Son olarak bir başka loft oluşturma yöntemine daha bakalım. Loft komutuna giriyorum ve sırayla buradaki iki kesiti seçiyorum. Yandan bakarsak bu iki kesit arası bildiğimiz loft işlemiyle doldurulacaktır. Centerline seçeneğimiz var. Bunu işaretleyip buradaki eğriye bastığımda bu sefer buradaki eğri bu iki kesit arasındaki geçişin bir tür kılavuzu işlevini görür ve model bu şekilde oluşur. OK ile Loft işlemini uygulayalım. End of Part ikonunu en sondaki Workplane 14 ikonunun altına yerleştirelim. Ve dikkat ederseniz bu çizimde başka kesitler de tanımlanır. Loft komutuna giriyorum. Bu kesiti ve ardından bu kesiti işaretliyorum. Daha sonra burada görmüş olduğunuz noktayı işaretleyebilirim. Noktayı işaretlediğim an Autodesk Inventor noktayla diğer kesit arasındaki geçişi de sağlamaktadır. Conditions bölümüne gelirseniz, Conditions bölümü buradaki noktanın geçişini tanımlayan koşulları içerir. Buradan tangent ya da tangent to plane seçebilirsiniz. Tangent to plane seçtiğinizde kaydederseniz burada artık keskin uçlu bir nokta değil ya da köşe değil, yumuşak bir yüzey oluştu. İsterseniz buradan teğet olacağı yüzeyi de gösterebilirsiniz. Weight bölümü altından da teğetlik durumunun niteliğini değiştirebilirsiniz. Teğetlik koşulunu daha da arttırabilirsiniz. OK ile katı modeli oluşturduk. Son olarak bu iki kesit arasındaki geçişte tanımlayalım. Yeniden loft komutuna giriyorum. Bu kesit ile buradaki kesiti işaretliyorum. OK ile modeli oluşturuyorum.